Selamlar. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte kampa gitmek isteyenler için, Kırşehir Ahi Evran Gençlik Kampı'nı merak edenler için ve bana hatıra kalsın diye bu vlogu çekmek istedim. Umarım beğenirsiniz. İstanbul'dan Kırşehir'e 12 saat süren bir otobüs yolculuğu yaptık. Yolculuk sürecinde 4 kere mola verdik. Bunlar namaz için ve lavabo ihtiyacı için olan molalardı. Sabah saatlerinde kamp alanına ulaştık. Kamp alanı ikiye ayrılıyor. Bizimkisi Aşıkpaşa Mahallesi, ikinci sokak. Böyle güzel bir evimiz vardı. Burada 4 kişi kaldık. Her birimize birer yatak ve dolap verildi. Evin ahşap olması çok hoşumuza gitti. Ve banyomuz da bu şekilde. Şirin küçük bir banyo. Evden dışarı çıktığımızda böyle bizim oturabileceğimiz kamelyamız vardı. Akşamları burada oturduk. Kampta 3 öğün yemek veriliyor. Kahvaltımız bu şekildeydi. Kahvaltıdan çıktıktan sonra okçuluk istasyonuna geçtik. Burada mükemmel atışımı görüyorsunuz. Alkışları topladım. Ve ben ikinci kez atmak istedim. Tam 12'den vurdum diyemeyeceğim ama bence güzel bir atıştı. Şimdi amfiye halk oyunları istasyonuna geçiyoruz. Burada halk oyunları dersimiz vardı. Halay çekemeyişimizi görüyorsunuz ama öğrenmeye çalıştık. Bu şirin köpekle birlikte bisiklet istasyonuna, daha sonra bileklik istasyonuna geçtik. Pek yapamadım ama eğlenceliydi. Ondan sonra Ebru istasyonuna geçtik. İkişerli gruplar halinde yaptık. Oradan çıktıktan sonra bu şirinlik abidesi pekmezle birlikte yemek sırasına geçtik. O bizden daha heyecanlıydı. Kuyruğunu görüyorsunuz. Birazcık sevgi gösterisi. Her yere bizimle geldiği için onu bol bol sevdik. Sevgiye boğduk. Sıra bize geldi. Öğle yemeğimiz bu şekilde. Çok lezzetliydi. Bu tatlı köpekle birlikte öğle yemeğimizi yedik. Daha sonra arkadaşlarımın golf oynayışını izledim. Bu mükemmel kombinimle birlikte namaz kılmak için mescide çıktım. Mescidin manzarası çok güzel. Seyfe Gölü'ne bakıyor. Namaz kıldıktan sonra birazcık bu manzarayı seyrettim. Ve şimdi tiyatro istasyonundayız. Herkes bir kelime söyledi. Bu kelimelerle cümle kurup bu cümleyi tiyatro olarak oynadık. Oradan sonra mangala oynamaya geçtik. Yeni öğrendim ama bence gayet keyifliydi. Burası matrak oyunu istasyonu. Kıl çadırın içinde. Çok otantik ve böyle geçmişte yaşıyormuş hissi veriyor. Manzarası tabii ki Seyfe Gölü. Detayları olabildiğince çekmeye çalıştım. Matrak oyunu başladı. Osmanlı marşlarıyla birlikte çok gaza geldik. Biraz hırpalanmış olabilirim. Bu oyunda önemli olan kafaya vurmak. Burası müzik istasyonumuz. Güzel sesli arkadaşlarımız bize şarkı söylediler ve kamp ateşinin başında söylemek için bir şarkı ayarladık. Kamp ateşinin yağmur yağması sebebiyle iptal olacağından haberimiz yoktu. Burası Seyfe Gölü. Pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Flamingolar, ördekler ve daha nicesi. Ben kano yapma hayaliyle gelmiştim ama maalesef yapamadık. Onun yerine taş sektirdik. Çayımızı, kahvemizi aldık ve gün batımını izlemek için erkenden gölün kenarına gittik. Seyfe Gölü sabahın erken saatlerinde ve gün batımında eşsiz bir manzaraya sahip oluyor. Akşam yemeğini yedikten sonra amfiye geçtik. Şarkılar eşliğinde eğlenirken çok güzel bir sürprizle karşılaştım. Başta biraz korktum ama sonrası çok güzeldi. Hayatım boyunca unutamayacağım bir sürprizdi.
Herkese çok ama çok teşekkür ederim. Saat 11-11.30 gibi evimize geçtik ve imkanlar dahilinde doğum günümü kutladık. Yağmur yağarken kekimi yiyorum ve yeni yaşım için hayaller kuruyorum. Son gecemizde bizi yemekhaneye çağırdılar. Kamp ateşi yakamadığımız için söyleyeceğimiz şarkıyı yemekhanede söyledik ve bize bir slide gösterisi hazırlanmışlardı. Onları izledik. Daha sonra yas namazımızı kıldıktan sonra evimize geçtik. Çok fazla yağmur yağdığı için pekmez bizim kapımızda yattı. Artık eve dönme vakti. Eşyalarımızı topladıktan sonra birazcık daha böyle manzaranın tadını çıkaralım dedik. Bu manzara şahane. Bence kamp yapmak için mutlaka gitmelisiniz. Artık kampın sonuna geldik. Kamptakilerle vedalaştıktan sonra otobüsümüze bindik ve yolculuk başladı. Yolculuk gayet keyifli bir şekilde geçiyordu. Ama maalesef otobüsümüzün tekeri patladı. Uyuyanlardan bazıları kaza yaptık zannetmişler ve bayağı korktular. Yanımızdan geçen bir tır şoförü yardım etmek istedi ama maalesef olmadı. Patlak lastikle bir süre yola devam ettik. Bir mola yerinde durduk ve yardım beklemeye başladık. Yardım beklerken bir arkadaşımızın doğum günü olduğunu öğrendik ve kutladık. Lastiğimizi değiştikten sonra yola çıktık. Yağmura yakalandık ve biraz uzun sürdü ama sonunda eve varabildik ve bu güzel sürprizle karşılaştım. Aileme çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.